Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün bakım onarım departmanıyla ilgili konulardan bahsedelim. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz kıdemli bakım onarım mühendisi İlyas Yazıcıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım İlyas Yazıcıoğlu. Ee, çeşitli projelerde e, bakım mühendisi olarak, ondan sonra teknik olarak destek verdim. yani. Ee, kendim özellikle proje bazından, 12 senelik bir tecrübem var. Daha önceden Şırnak, Batman taraflarında sürekli projelerde koşturduğumuz için zamanı geçtiğinde bilmeden 12 sene geçmiş. Özellikle ben Aksaray Tuzlu Yeraltı Doğalgaz Depolama hattındaki oradaki projede özellikle 3 sene ve yakın orada geçti. Biraz o. anlatır mısınız projeyi nasıl bir projeyi e, önem olarak Türkiye'nin yeraltı doğalgaz depolama hattını büyütmek ve yeraltı doğalgaz depolama stoğu oluşturmak amacında kurulmuş bir proje Botaş Çok tarafından. Güzel. Bu projenin amacı Rusya'dan gelen doğalgazını evet. Türkiye kendi imkanlarıyla depolayarak sonra ihtiyaç evet. olduğu dönemlerde kullanılması yani. Çok güzel. Harika. E, bu projenin önemli olan kısmı Tuz Gölü'nün 1500 metre altında kazarak kuyu vuruları oraya sürekli tazik su basarak pompalı vasıtasıyla basarak mağara oluşturmak. Yani doğal bir mağara oluşturma. Bunu da e, başarmak için çok yüklü oranda e, tazik su evet. ihtiyacımız var. Bu tazik suyunu da e, barajdan karşılayarak evet. ve çıkan tuzlu suyu boşaltmanız gerekir yani. Evet. Doğal ortamı boşaltmamız için tuz gölünü boşaltıyoruz yani. Bu da e, uzun zamandır oluşan bir süreç altında. Yerden 1500 1000 metre tabaka altında bir tuz tabakası oluyor. 500 metre tuz tabakası. Buradaki sertleşmiş tuz kayacıklarını taze suyla basınçla eritiyorsunuz yani. Orada evet. bir mağara oluşturarak e, burayı gazın depolanmasını sağlıyoruz yani. Oh. Bu projede bir 3 sene çalıştım. Çok önemli bir proje ülkemiz açısından. Tabii ki doğal olarak çok önemli bir proje, çok stratejik bir proje. Kesinlikle. Anadolu firma TCC'de ee, çalıştım ben yani kendim olarak. Ankara'da Batman'da buluşan bulunan alç plaka sektöründe de çalıştım. Alç evet. plaka hattının projelerinde tamamlanmasında da bayağı bir desteğim bulundu yani hatta. Evet. Ee, burada da biz de doğal olarak büyük firmaları rekabet etmek için yerli firmalar kendi imkanlarıyla Çin'den bu hattını, alç plaka hattını alıyor ve burada yerleştirmeye ve büyük firmaları rekabet etmek için bu projelerini yapıyor. Bu projelerde de bayağı bir çalıştım çalıştığım emeğim oldu yani. son olarak Güneş sektörü özellikle solar sektörü diye bir ad verdiğimiz Güneş panel sektöründe çalışmak istedim ve bu konuda araştırma evet. yaptım. Araştırma sonucunda İstanbul'da e, Smart Smart Güneş Enerji Solar firmasının iş görüşmesinde bulundum ve güneş panel sektörüne onunla tanışmış olduk yani. Çok smart güzel. bünyesinin girdiniz bir ne kadar güzel üyesi, üyesi oldunuz. olduk yani. Ben de e, sevdiğim bir sektör yani, solar sektörü ve evet. geleceğe olan kesinlikle. ve geleceğe vaat etmiş olan bir sektör yani. Evet, enerji konusu çok önemli. Bu sürdürülebilir enerjilerden faydalanmamız da ülkemizin ekonomisi açısından çok önemli. Aynen, bu da bir stratejik olarak tabii ki yurt dışına bağlılığımızı azaltmak için tabii. kendimize olan enerjini evet. kullanmamız gerekir tabii. Çok önemli, kesinlikle. Peki firmanız hakkında bilgi verir misiniz? bizim firma Smart Güneş Enerjisi diye evet. global bir firma. hem yurt dışı hem yurt içinde projelerimiz bulunmakta. Genelde solar santral yani güneş enerjisi santral olarak olarak anahtar teslim yapıyoruz canım. projemiz yerli olarak kendi imkanlarıyla e, solarını %70-80 oranında yerleştirmek için çalışan ve yüzde yüze tamamlamak için çalışan bir firmayız canım. Ee, i̇lk ay etapta hücreni e, yurt dışından alarak hücrenin montajını ve panel haline gelmesini sağladık. Yani şu anki hedefimiz onu sağlamış durumdayız ve Türkiye genelinde bu sektörde en güçlü firmalardan bir tanesiyiz. Ee, özellikle kalitemiz ürün e, teslimatımız ondan sonra ürünümüzün verimliliği. Çünkü solar panelinin verimliliği biz 20 sene, 25 sene garanti verdiğimiz için o senelere kadar bu panel verimli üretim yapması gerekir. Evet. Bunu tamamlanması için kaliteyi ön plana çıkartmamız gerekir. Ve biz bunun tamamlanmış olan bir firmayız. İleride e, hücre üretimi için kendimizi hazırlayan ve bunun üstünde çalışan bir ekibiz yani. Ee, Gelecekte biz hücre önemli yani çünkü hücre ham madde, bu çok önemli solar için yani ham madde hücreniz olduğu sürece soların maliyetini düşürebiliyorsunuz ve buradaki ee, daha çok e, panel e, montaj yapmak isteyen daha çok panel santralı kurmak isteyen müşterilerimizi bir e, daha uygun fiyat sunmuş olacağız yani. Rekabet edebiliyor. Tabii rekabet. O çok güzel. Siz bu işi nasıl seçtiniz? Nasıl karar verdiniz bu işi yapmaya? Ee, tesadüfen Antalya'ya giderken yolda güneş paneli gördüm. Ee, Dikkatimizi çekti. Evet. Ondan sonra araştırma yaptıktan sonra ne güzel. E, dedim ki proje dışında e, sabit olarak bu sektör için ne kadar evet. bir emek verebiliriz? Onun üstünde çalışmalar yaptım ve araştırmaya girdim. Araştırmaya girdikten sonra bu sektörde bakım onarım departmanda eksiklik olduğunu ve iş ihtiyacı olduğunu fark ettim ve başvuru yaptım. Çok güzel. Firmanıza. Kabul edildiniz. Ne kadar <laughs> ne güzel. Kabul Harika. He. İşinizin zor yanları nelerdir? Şimdi zor yanları sürekli hatta çalışmanız gerekir. Sürekli hatta gezmeniz gerekir. Arızalara daha hızlı müdahale edebilmeniz için makine ekipmanı dilinden alınması gerekir. En iyi bakımcı olabilirsiniz ama lakin yeni yeni makineler için teknik bilginiz yeterli değilse, makineni tanımıyorsanız çok ufak yanlışlar bile sizin uzun mal duruşunuza mal olabiliyor. Evet. Çünkü bakım şu anda öyle bir duruma geldik ki eskiden 10 dakikada bir panel üretiyorsunuz. Şu anda dakikada bir panel üretiyorsunuz. Evet. Ve Zaman bizim açımızdan çok önemli. Çok önemli. Duruş maliyeti ne evet. kadar az olursa Tabii. o da sizin ürününüzün maliyetini azaltır yani. Evet. Bu da bizi çok hızlı dinamik İş şekilde yöneltiyor. Getirdi yani mi? yöneltti. Otomasyon. Onu, değil aynen. Değil onu, e, onu onu baz alarak bizde de personellerin sürekli yoğun çabaya, çalışıyor. sürekli Hı -hı. arızaları, sürekli takip ve bu sistemleri daha iyi motivasyon Vermek için kendilere de eğitim de veriyoruz bu konuda. Çok güzel. Gidiyoruz makinelerini tanıtıyoruz. Evet. Çünkü her teknoloji yenilenmesi çok hızlı bizim sektörden. Evet. Yani. Dünyada çok yeni trendler, teknikler Tabii var değil mi? Onların takibi de çok önemli. Aynen. Siz takip ediyorsunuz herhalde yakından değil mi? Dünyada neler oluyor? Tabii ki o, takip etmemiz gerekir. Evet. Çünkü her makinanın yenilenmesi bize e, özellikle... Önemli. Teknik açıdan çok önemli yani. Evet. 3 sene önce kullanılan makine 3 sene sonra Tabii. geride kalmış olabiliyor Tabii. ve e, revize etsiniz bile verimi artıramayabiliyorsunuz yani. Doğru. 3 senede bir yeni yeni makineler evet. almaya başlıyoruz. Bu da doğal olarak sizin ekibinizin de bakım ekibinin de hızlı şekilde motivasyonu evet. ve bu konuda adaptasyonu, adaptasyonu ve önemli. E, e, evet. eğitimi çok önemli yani. Kesinlikle. Bu Peki işinizin keyifli yanları nelerdir? Keyifli yolları çok dinamik tutuyor insanı. Evet ve çok ee, önemli bir sektör. Yani önemli ki. bir misyon bu esasında. Aynen ve e, her zaman bu üretimin daha hızlı, evet. daha hızlı diyerek kendinize bir hedefiniz evet. oluşuyor ve çok insanı dinamik tutuyor. O yönde çok güzel yani. Evet. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? En güçlü yönlerim kendimden çok soru soruyorum yani. Çünkü arıza giderme döneminde yaşadığımız sorunlarda arızalarını giderilmediği zaman bu arzalarının nasıl giderilmesi için evet. sürekli alternatif oluşturmanız gerekiyor. Evet. Beyin sürekli alternatif oluşturması gerekir. Evet. Bu olmadı, bu olması gerekiyor. Bu olmadı, bu olması gerekiyor. Sürekli alternatif oluşturuyorsunuz. Evet. Hatta ki e, burada bunalıma girebiliyorsunuz. Çok Tabii. stresli bir doğru, sektör. Doğru. Çok Mesela doğru. Mesela benim e, örnek vermek gerekirse. Evet. Bir arzada en fazla 24 saat uyumadan sürekli başında durarak sürekli soru 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 üstünde evet. çalıştığım günler oldu yani. Evet. Bu da beni e, çok zor tabii. tabii Yorucu. Ki çok streslik Kesinlikle. hale getiriyor yani. Kesinlikle tahmin ediyorum evet. Ama işte o hedef o olunca hedefe ulaştığın zaman da mutlu oluyorsunuz değil tabii mi? Tabii ki doğal olarak. He. O çok mutlu ediyor. Peki işinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve onunla nasıl başa çıktınız? En büyük sorunların bir tanesi e, sürekli makinelerin e, yenilenmesi ve evet. bu makinelerin adaptasyon süremizin çok kısa olması ve evet. bu yönde kendimizi e, çok fazla ön plana çıkartıp zorlamamız gerekir yani. Kesinlikle. O, o açıdan zor. açıdan hakikaten zor yani. Evet. Sizce başarı nedir? Bence başarı tutkudur yani. Değil mi? O Tutulmak. işe şey yapmak, yani Aynen. kafanıza koyduğunuz yapmak, tabii ki, hedefe tutkum. gitmek, değil mi? Yani tutkuyla o işi sahiplenmek. Aynen, o tutku olmadığı sürece Hı -hı. başarı olmaz. Başarının ana etkenlerinin evet. bir tanesi tutkudur yani evet. benim açımdan. Sizin en büyük başarınız neydi? Benim en büyük başarım ee, bu projeler, değil mi? En büyük başarım bu projede bulundurma, bulunmak tabii. yani. tabii. Yani bu benim e, sadece iş açısından değil, ülkeye katkı, evet. değer açısından da bulunmamda çok memnunum yani. Bu Tabii. benim başarım Tabii. olarak nitelendiriyorum. Çok güzel. Sizi en çok ne motive eder? Ben en çok ailemin desteği motive eder yani. Çok güzel. Onlar destek oluyorlar. O çok önemli çünkü çok Tabii yoğun ki. çalışıyorsunuz. Yoğun çalışmada evet. aileden de çok e, anlayışlı, anlayışlı davranmasını istiyoruz. Hatta evet. gecenin Tabii. Yarısında sürekli tabii. aramalar, doğru bir dakika durmaması için sürekli evet. sizi arayıp teknik destek hemen tabii. gelmenizi istiyor. O esnada tabii doğal olarak eşinizi tabii. rahatsız ediyorsunuz, tabii. Tabii. çocuğunuzu Kolay rahatsız değil. ediyorsunuz. Onların anlayışı benim açımdan çok önemli yani. Çok güzel. İşinizle ilgili hedeflediğiniz konum nedir? Şimdi ilgili hedeflediğim konum, evet, e, bu sektörde bakım onarımına ilgili en iyisi olmak. Çok ve güzel. sektör arasında rekabet ettiğimiz arkadaşlarımız var, Tabii. Ee, duruş süreleri yoğun olan ve bu süreleri aşmak için çalışan arkadaşlarımız var. Onlara en azından bir teknik olarak destek, evet. sadece e, kendi firmamız dışında bu sektörde çalışan arkadaşlara bazen arıza ile ilgili bizi de arayabiliyor. Sorabiliyor. Bunlara destek verebilmek benim e, için. Yani sizde böyle idealist yaklaşıyorsunuz. Yani rekabetçi yaklaşsanız yardım etmezsiniz Yok, ama tabii ki. siz gayet böyle insani ve idealist yaklaşıyorsunuz. Teknik olarak biz arkadaşlarla Yapıyorlar. kesin bağlantı olması gerekiyor. Çok güzel. Çünkü bu da e, çok ufak bir e, soru. Evet. yanıtı, evet. onun direkt arıza çözmesine neden oluyor. çok kritik, yani, kritik çok önemli. bir süreç yani. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, ben son olarak izleyicimize iletmek istediğim mesaj e, gençlere özellikle Evet gençlerin tutkulu yaklaşmasını, özellikle evet. teknoloji ürünlere olan hassasiyetin artırılmasını, sürekli o ürünlerde kendi zamanını, harcamasını ve bu üründe başar kazanmak için en önemli tutku, tutulmasını evet. istiyorum. Evet, yani. çok güzel. Gençlerimizin bu konuda kendini yormasını, çünkü ben de aynı şeyden tabii, geldiğim için, tabii. bir sektora direkt girip o sektöre uzun vade çalışmak değil, evet. sürekli projelerde kendini geliştirmek. Hı -hı. Evet. 10 sene, 15 sene geliştikten sonra belli bir tecrübe yakaladıktan evet. sonra, Ondan sonra sabit bir evet. enerji sektörü, özellikle Hı -hı. yenilenebilir enerji sektörüne kendini önemli. geliştirmek. Bu konuda evet. gençlerimizden tavsiye ediyoruz. ediyorum. Ne yani kadar güzel. Hatata. Bugünkü konuğumuz kıdemli bakım onarım mühendisi İlyas Yazıcıoğlu'ydu. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben de size çok teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.